Gece geç bir saatti. Yatak odasında derin uykuda olan Mina Horov aralıksız çalan kapı sesiyle uyandı. Odasının kapısını açtığında karşısında oğlu Austin Horov'u gördü. Austin ona şöyle dedi. Ev şeytanlarla dolu ama sen rahat uyu çünkü ben seni korumak için buradayım. İlerleyen günlerde geceleri geç saatlerde Austin aile üyelerinin kapılarını çalarak bu hareketi tekrarlamaya devam etti. Mina endişeliydi. Kız kardeş Hayley ve babası Wade Horov da öyle. Austin'ın zihninin karanlık taraflarının ona neler yaptırdıklarını keşfetmeden önce eğer video hoşunuza giderse beğenip yorum yapmayı ve abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Keyifli izlemeler. I'm so sorry and I never wanted this to happen. I'm so sorry. Austin'ın anne babası Wade ve Mina 2010 yılında boşanmışlardı ve her ikisinin de bambaşka hayatları ve sevgilileri vardı. İyi bir şekilde ayrılmış olduklarından araları her zaman iyiydi. Herhangi bir anlaşmazlıkları yoktu. Ailedeki herkes mutlu ve utangaç doğası yerini açıklanamaz bir tuhaflığa bırakan Austin için endişeleniyordu. Austin aslında her zaman utangaç, çalışkan, atletik bir çocuk olmuştu. Asla agresif birisi değildi. Enerjisini başkalarına yardım etmeye yönlendirmeyi tercih ederek gerçek bir tatmin duygusu sağlıyordu. Böylece liseden sonra Florida Eyalet Üniversitesi'nde tıp öncesi programına katıldı. Bir gün doktor olabileceğini ve yardım etme amacını en iyi şekilde ifade edebileceğini düşünüyordu. Ancak şöyle bir şey vardı ki Austin içten içe hiç mutlu değildi. Okul yılının başında her şey yolunda görünüyordu ancak o yaz onda tam bir ruhsal çöküntü başladı. Evlerinin şeytanlarla dolu olduğunu ve taşınmaları gerektiğini iddia ederek yatağını yatak odasından garaja taşıdı. Günlüğüne şunları not etmişti. Olmak istediğim şey daha özgüvenli ve sosyal olmak. Ayrıca daha çok tanınmak istiyorum çünkü şu anda kendimi tanınmıyormuş gibi hissediyorum. Yaşıtlarının onu olduğu gibi kabul etmediğini düşünüyor ve daha iddialı ve özgüvenli olmak istiyordu. Davranışlarına bakarak ailesini çıkarabileceği tek bir sonuç vardı. Austin uyuşturucu kullanıyordu. Evet bu doğruydu. Yavaş ama emin adımlarla kendini yetersiz hissetme duygusu onu ele geçirdi ve bunun neticesinde alkol ve uyuşturucu kullanmaya başladı. Böylece kendini tehlikeli bir düşüşe doğru sürükledi. Bunlar da onun iyi ve mutlu çocuk yapan tüm iyi niteliklerinin yok olmaya başlamasını sağladı, tıpkı ayıklığı gibi. Depresyondaydı ve uyuşturucunun neden olduğu yüksekliği kasvettiği gerçekliğe tercih ediyordu. Ancak en tüyler ürpertici olanı Austin'ın internet aramalarıydı. Deli olup olmadığınızı nasıl anlarsınız? Sanırım deliriyorum. Takıntılı düşüncelerle nasıl başa çıkılır? Uyumam gerekiyor mu? Uykumda bir şeyler duyuyorum. Uyumazsanız ne olur? Bu internet geçmişi onun zihinsel gerilemesinin farkında olduğunu ortaya koyuyordu. Farkındalık anlarında yanlış yolda olduğunu hissediyordu belli ki. Ailesi onun için Baker yasasını kullanmaya karar verdi. Bu yasaya göre Florida'da akıl hastalığı olan ve kendilerine ya da başkalarına zarar verme tehlikesi bulunan kişiler yakınlarının isteği üzerine 72 saate kadar gözaltında tutulabiliyor. Uzmanlar bu 72 saat boyunca kişiyi değerlendirip tespitlerine dayanarak hasta için bir tedavi planı öneriyor. Ancak ailesi bu yasaya başvurmadan önce Austin daha fazla sorun çıkarmaya başladı. 15 Ağustos 2016 tarihinde Austin, kız kardeşi ve bir grup arkadaşı bir araya geldi. Bu buluşma sırasında bazı arkadaşları onun futbol forması, uzun bir eşofman altı, iki kol saati ve güneş gözlüklerinden oluşan kostümüyle dalga geçti. Dışarıdaki iklim için garip bir kıyafetti. Ancak Austin onların yorumlarını dostça bir şaka olarak algılamadığından sinirlenerek "Eğer bana deli olduğumu söylerseniz sizi öldürürüm" diye bağırdı. Kız kardeş Hayley onu sakinleştirmeye çalıştığında aniden ona dönerek "Ben yarı atım ve ölümsüzüm" şeklinde bir cümle kurdu. Bu da ne demekti? Hayley kardeşinin acilen yardım alması gerektiğini düşündü. Aynı günün akşamı 7.30 civarında Austin, bir erkek arkadaşı ve kız kardeşi Austin'ın babası ve onun kız arkadaşıyla buluşmak üzere Duffy's isimli bir restorana gittiler. Restorana yaklaştıklarında Austin bir oyun oynamaya karar verdi. Kız kardeşine dönerek "Ölümsüzlüğümü test etmem gerek" dedi ve kısa süre sonra hayatta kalıp kalamayacağını görmek için bir aracın ona çarpması için yola fırladı. Hayley doğru anda müdahale ederek kardeşini yakaladı ve şaşkın bir halde onu bir şekilde restoranın içine götürmeyi başardı. Restorana girdiğinde Austin hızla normal haline döndü ama bu maalesef pek uzun sürmedi. Orada bir süre vakit geçirdikten sonra çıkıp annesinin evine gitti. Hızlı adımlarla mutfağa girerek bitkisel yağ içmeye başladığında annesi bu tuhaf hareketi gördüğünde ne olduğunu anlamlandıramadı ve ona kızdı.
Ardından annesi onu restorana diğer dördünün yanına geri bıraktı. Sonraki birkaç dakika içinde oğlunun tuhaf davranışları karşısında bitkin düşen babası onu üzen bir takım laflar söyledi. Bunun üzerine anında ayağa kalkan Austin babasını itti ve büyük bir öfkeyle restoranı terk etti. Görüntülerde başındaki kırmızı şapkasının yanı sıra beyaz şort ve parlak mavi bir üst giydiği görülüyor. Arkadaşı onu bulmak için dışarı çıktığında Austin çoktan gitmişti. Yolda nereye gittiğini dahi bilmeyen bir şekilde deli gibi yürürken garaj kapısı aralık olan bir eve rastladı. Neredeyse 6 kilometre kadar yürümüştü. Bu ev John ve Michelle Stevens çiftine aitti. Michelle ve John ikisi de emekli, sevimli bir çiftti. Garajlarını bir oturma odası gibi tasarlamışlar ve akşamları burada birlikte takılıp televizyon izleyerek zaman geçiriyorlardı. Jeffrey Fisher ise çiftin yan komşusuydu. 15 Ağustos günü Jeffrey, Michelle'in avazı çıktığı kadar bağırdığını duydu. John köpeklerini gezdirmeye çıkmıştı, bu yüzden Michelle o an için yalnızdı. Jeffrey tehlikeyi gördüğünde komşusuna yardım etmek için eve doğru koştu. Ancak bunu yapamadan tehlikeli adam garaja girip Michelle'i yakaladı ve onu yere fırlattı. Daha sonra üzerine çıkıp onu çılgınca dövmeye başladı. Bu kişi Austin'dı. Jeffrey ikilinin yanına geldiğinde Austin geriye dönüp ''Bunun bir parçası olmak istemezsin'' şeklinde bir uyarıda bulundu. Ancak arkasını dönüp gidemezdi elbette. Tüm cesaretini toplayarak Austin'ın üzerine atıldığında Austin geri dönerek kafasına sert bir darbeyle vurdu. Aldığı darbeye rağmen Jeffrey bir daha hamle yaptı. Ancak az önce kafasına aldığı darbenin yanında aynı zamanda ciddi bir bıçak yarası da aldığını fark etti. O sırada Austin'ın elinde bıçak olduğunu fark etmemişti. Ancak başının yanlarından, omzundan ve boynundan kanlar akıyordu. Bu durumda 1.80 boyundaki iri yapılı Austin'a karşı hiç şansı yoktu. Tek çaresi olduğunu düşündüğü şeyi yapmak için aceleyle evine koştu ve polisi aradı. 911, do you need fire, police or medical? Police and medical. Young man beating up a woman across the street. Okay, are they outside or in a house? It's in a garage. I think he had a knife, but I'm not positive. Are either of them injured? Can you tell from where you are? Yes, there's a girl laying on the ground. He beat her up. Okay. I don't know what happened. Jeffrey polisi beklerken kendini güçsüz hissediyordu. Ayağa kalkıp Michelle'i kurtaramazdı ve umudunu köpeğini gezdirmeye çıkmış olan John'un bir an önce gelip karısını kurtarmasına bağlamıştı. Ama bu sırada duyduğu sesler pek de umut verici değildi. Austin köpek benzeri homurtulu sesler çıkartıyordu. Bu sırada John gelmişti ve Austin bir şekilde onu da alt edip yere sermiş ve göğsünün üzerinde yan bir şekilde yatıyordu. Kolunu onun boynuna dolayıp sağ eliyle çaresiz adamın yanağını çekip ısırıyordu. Yanlış duymadınız, bir köpek gibi dişlerini adamın yüzüne geçirmişti. Sonra etinden bir parça koparıp çiğnemeye ve yemeye başladı. Sonra bir parça, bir parça, bir parça daha. Kısa süre sonra iki polis memuru geldiğinde Austin'ı John'un üstünde yüzünü yerken buldular. Memurlar bu korkunç yamyamlık eylemi karşısında şaşkına döndüler. Austin'ı vuramadılar çünkü kurşun vücudundan çıkıp altındaki John'a isabet edebilirdi. Bu yüzden ona şok vermeye çalıştılar. Ama bu öfkeli Austin'ın vücudunu pek de etkilemedi. O sadece onu yemeye odaklanmıştı. Öyle ki memurlar yüzüne tekme attığında bile karşılık vermek yerine ellerini John'un ağzının derinliklerine sokmaya devam etti. O an onun için önemli olan tek şey onu yemekti. Polislerin varlığını fark etmemiş bile olabilir. Kısa süre sonra başka bir polis memuru bir köpekle birlikte olay yerine geldi. Bu köpek Austin'ın kolunu ısırıp onu John'un üzerinden çekmeye çalıştı. Hani deli kuvveti diye kullandığımız bir tabir vardır ya. Austin köpeğin şiddetli ısırıkları karşısında dahi John'u bırakmıyordu. Köpek ile aralarındaki bu boğuşma bir süre devam etti. Ve ancak sonunda kolundaki köpek ısırıkları kaslarını parçaladığında çaresiz adamı bırakmak zorunda kaldı. Memurlardan biri fırsattan istifade ederek bir elini kelepçeledi ve diğer elini tutmaya çalışırken Austin ''Öldürün beni, insan yiyorum, öldürün beni'' diye bağırmaya başladı. Bu sırada daha fazla polis koştu ve onu etkisiz hale getirerek iki elini de kelepçelediler. Yamyam sonunda zapt edilmişti. Ardından memurlar garajda bulunan Michelle'i kontrol ettiklerinde o ne yazık ki çoktan ölmüştü. John hayatının son dakikalarını yaşıyordu. Birkaç dakika sonrasında çok sayıda yaraya yenik düşerek o da hayatını kaybetti. Komşuları Jeffrey Fisher ise hayattaydı. Şok edici olay yerinde çekilen fotoğraflarda kanlı bir bıçak, bir tirbüşon aleti ve bir makas bulundu. Yerde giysi parçaları ve çokça kan izi de görülüyor. Austin kelepçelendiği an tepkisiz hale geldi. Yüzünde kesikler vardı ve polis onu sakinleştirmeyi başardıktan sonra götürülürken kanlar içindeydi. Gözlerinde uzak bir bakış ve ağzı açık bir şekilde sırt üstü yatarken bir sedyeye bağlanmış halde görülüyor.
Hastaneye götürüldükten sonra sindiremediği et parçalarını tükürüp ağzından insan saçı çıkarıldı ve muhtemelen çiftin garajından aldığı zehirli kimyasalları tükettiği anlaşıldı. Bunun neticesinde 11 gün boyunca komada kaldı. Uyuşturucu kullandığı için herkes onun eylemlerini uyuşturucu etkisi altında gerçekleştirdiğini düşündü. Ancak toksikoloji raporu suçu işlediği sırada Austin'un vücudunda halüsinojenik ilaç bulunmadığını, yalnızca eser miktarda ester bulunduğunu ortaya çıkardı. Bu şu demekti, yaptığı akıl almaz eylemler sırasında herhangi uyuşturucu bir maddenin etkisi altında değildi. Komadan çıktığında sorgulama sırasında Austin yaptığı eylemler için çok garip bir açıklama yaptı. O gün babasıyla yaşadığı tartışmanın ardından restorandan hışımla çıktıktan sonra dışarıda David adını verdiği karanlık şeytani bir figür gördüğünü söyledi. Bu şeyden kaçmak için neredeyse 6 kilometre kadar koşmuştu ki bir garaj gördüğünde oradaki insanların kendisine yardım edebileceğini ummuştu. Burası Michelle ve John'un evlerinin garajıydı. Ancak Michelle Austin'ı o halde gördükten sonra çığlık atmaya başladığında onun bir cadıya dönüştüğünü düşünmüştü. Böylece onunla savaşmak zorunda kalarak ona şiddet uygulamaya başladı. Ardından köpekli karanlık bir figür daha gördüğünü söyledi ki bu kişi de John'du. Sonrasında yaşananlarsa oldukça trajik. Ancak Austin bu anlattıklarını ve buraya kadar olanları hatırlasa da John'un yüzünü ısırdığını, Michelle'i bıçakladığını veya polisle dövüştüğünü hatırlamıyordu. Anlattıklarından çok fazla anlam çıkarmak zor çünkü tutarsız ve tuhaf. Bu zihniyet kitlesel silahlı saldırılar gibi büyük suçlar işleyen pek çok suçluyla paralellik gösteriyor. İnsanlar birçok olayı hatırlamadığını söylemesinin pek inandırıcı olmadığını, delilik iddiasında bulunmak için uydurduğunu düşündüler. Ancak ünlü adli psikolog Philip Resnick'in değerlendirmesi farklıydı. Philip, Austin'ın polisler ve köpek ona saldırırken hatta şok verilirken bile John'un yüzünü ısırmaya odaklanmasının suçun işlendiği sırada ağır bir psikotik durumda olduğunu açıkladı. Bulgulara göre Austin şeytani halüsinasyonlar görüyor ve klinik likantropi sanrıları adı verilen nadir bir durumdan muzdaripti. Bu rahatsızlığa sahip bir kişi kendisinin kurt adam gibi bir şeye dönüştüğüne dair sanrısal bir inanca sahiptir. Philip raporunda bazen kendini yarı köpek, yarı insan, bazen yarı at, yarı insan gibi hissediyordu diye yazdı. Bir kişi uyuşturucu etkisi altında olsa bile hayatta kalmak için kendisine zarar verebilecek şiddete karşı kendini korumaya çalışacağını söyledi. Ancak Austin kendini savunmadı ve saldırıya uğradıktan sonra bile tek odak noktası John'un etini çiğnemek olmuştu. Geriye dönüp bakıldığında Philip'in haklı olduğu söylenebilir. Çünkü Austin geçmişte kız kardeşine ve birkaç arkadaşına yarı at yarı köpek olduğunu söylemişti. Sonuç olarak onun cinayetler sırasında yasal olarak deli olduğu ve kendisini doğruyu yanlıştan ayırt edemez hale getiren akut psikotik bir dönem geçirdiği sonucuna varıldı. Kasım 2022 tarihinde 26 yaşındaki Austin işlediği çifte cinayetten dolayı delilik gerekçesiyle suçsuz bulundu. Hapishane hücresi yerine akıl hastanesine gönderilerek eğer burada geçirdiği zaman sonrasında başkaları için bir tehdit olarak görülmediği takdirde doğrudan serbest bırakılabilecek. Her cinayet kendine göre korkunçtur ama Michelle ve John'un ölüm şeklini hayal etmek zor, inanmak güç ve unutmak imkansız.